İyi akşamlar sevgili hocalarım, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli öğretmen adayları, kıymetli anne babalar. Yine eğitim liderleri sayfamızda her hafta çarşamba artık gelenekselleşen pazartesi akşamları saat 9'da canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Karşınızdayız. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu sezon gerçekten bomba gibi başladık. Özellikle çocuk gelişiminde kritik evreler. Ben de bir eğitimci olarak bunu gerçekten önemsiyorum ve çok da merak ediyorum. Zamanla unuttuğumuzun farkındayım. O anlamda hem bazılarımız için tekrar olacak, bazılarımız için de belki de yeni öğreneceğimiz şeyler olacak. Ve bugün çok değerli bir konumuzla karşınızda olacağız. Keyifli, aynı zamanda verimli, gerçekten çok faydalanabileceğimiz bir yayınla karşınızdayız. İnşallah geçen hafta 2 haftadır teknik problemler yaşıyoruz. Bugün Kani hocamın şansıyla umarım teknik sıkıntı yaşamayız. Görüntü ve ses kalitemiz size gayet iyi bir şekilde ulaşır. Ve şu anda Kani hocam karşıma geldi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle Eğitim Liderleri sayfasına misafir olduğunuz için ben teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz siz de takip ediyorsunuz. Sağ Evet. olun destek bu anlamda arkadan manen de destek veriyorsunuz bize. Eğitim Liderleri sayfası hep izleyen arkadaşlarımız için tekrar olacak ama ben yine tekrar etmiş olayım. Özellikle eğitimle ilgili seminer, organizasyon ve benzeri çalışmaların öğretmen arkadaşlarımızla duyurmak amaçlı açmıştım ben bu sayfayı. Geçen yıldan itibaren ise siz gibi birbirinden kıymetli, değerli öğretmenlerimizi bu sayfada ağırlıyoruz. Özellikle okulda bizzat çalışan, efendim öğrencilere temas eden, onlarla beraber gün boyu vakit geçiren, onların sevinçlerini gözlemleyen, paylaşan, onların üzüldükleri zaman yerine göre şöyle omuzlarına yasladığı öğretmenlerimizle ve kıymetli öğretmenlerimizin karşısında oluyoruz, ağırlıyoruz. Siz de onlardan bir tanesiniz. Beni kırmadığınız çok Teşekkür teşekkür ederim. ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim böyle bir platforma katıldığım için. Ben de mutluyum. Hocam şimdi sizin tarafınızdan şu anda ilk defa belki Eğitim Liderleri sayfasını tanıyan arkadaşlarımız vardır. Evet. Ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Sonra sizin de tanıtmanızı rica edeceğim. Ben Mevlüt Altıntop. İstanbul'da özel bir okulda yöneticiyim. Branşım aslında matematik öğretmenliği. Yaklaşık 15 yıldır eğitimle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Eğitimde biliyorsunuz problemler çok konuşulur, sorunlar çok konuşulur. Ama çözüm daha az konuşulur. Biz ne yapabiliriz? Kendi çapımızda aslında nasıl bir faydamız olur diye kendi çapımızda bir şey yapmaya çalışıyoruz ve gerçekten bu sayfalardan da güzel tepkiler alıyorum canlı yayınlar neticesinde. Türkiye'nin hatta dünyanın farklı köşelerinde öğretmen arkadaşlarla tanışma şansına erişmiş oluyoruz bu vesileyle. Kısacası böyle. Sizi tanıyabilir miyiz? Kaniye Ayer, ben de özel bir eğitim kurumunda rehber öğretmen olarak çalışıyorum. Meslek hayatımda 21. yılım. İlk 11 yıl farklı sektörlerde danışman olarak çalıştım, psikolog olarak. Ama 10 yıldır aynı kurumdayım. Kurum adı veriyor muyuz bilmiyorum. Siz vermediniz, ben de vermeyeyim, reklam olmasın mı? Yok, verebilirsiniz hocam, o konuda özgürsünüz. Ben genelde Sıkıntı vermiyorum. yoksa. Çünkü bu tarz şeylerde merak eden arkadaşlarımız araştırır. Zaten Ha, artık öğrensinler diyoruz. yani çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde artık bilgiye ulaşabiliyoruz. İsimlerimizi yazdıkları zaman karşılarına çıkıyor aslında nerede çalıştığımız. Evet, Ama siz evet. verebilirsiniz tabii ki hocam. Biz konuklarımızın özgürlüğünü asla sınırlamıyoruz. Her şeyi Evet, ben de. paylaşabilirsiniz. O zaman merak etsinler, araştırıp öğrensinler, değil mi? Evet hocam, yani Öyle aynen diyeyim. öyle, öğretmenlerimiz merak etsinler. Merak etmek güzel bir şey. Öğrenmenin ilk önemli evresi bence. Önemli Evet. olan çocuk, özellikle çocuklarımızda merak duygusunu, onların merak duygusunu öldürmemek için hepimiz gayret etmemiz gerekiyor. Evet. Daha çok beslememiz gerekiyor, değil mi hocam? Hocam ben Evet. konumuza başlamadan önce bu Bu araya bir yayınımızın şey söyleyeyim. Merak buyurun. duygusu dediniz. Biliyorsunuz merak duygusu bir tek çocuklarda ve filozoflarda olurmuş. Filozoflara buradan selam söyleyelim. Takip eden filozof arkadaşlar da katıldılar. O Evet yüzden hocam. merak duygularını hiçbir zaman yitirmesinler diyelim. Evet, çok önemli bir unsur. Ben de aynı temennide bulunuyorum. Sevgili hocam, şimdi
Bu yayınımızı biz sayfamızı Instagram sayfasında duyururken ben şöyle bir soru sormuştum. Sizce çocukların en kritik dönemi hangisi diye. Arkadaşlarımızdan şöyle bir cevap geldi. Önce konumuza başlamadan önce onu paylaşmak istiyorum. Sizlerin de düşüncesini merak ediyorum. Bir arkadaşımız demiş ki 0-2 yaş. Çünkü güven ilişkisinin temel atıldığı bir zamandır 0-2 yaş. Bir arkadaşımız demiş ki bence 3 yaş en kritik dönem. Çünkü bağlanma ve ilişki kurma örüntülerinin sağlıklı oluşması için çok önemli bir yaş zaman dilimidir demiş. Bir arkadaşımız da her çocuğun kendine göre gelişim süreçleri vardır ve farklıdır. Bu nedenle genellemek bence zordur diye paylaşımda yorumda bulunmuş. Dolayısıyla buradan başlayalım hocam. Çocuk gelişiminde kritik Evet. evreler. En kritiği hangisi midir? O zaman ben de farklı bir yorum yapayım. Çocuk Evet hocam. gelişimindeki en kritik evre eş seçimidir. Ta geriye Oo. götürüyorum. Genelde evet, sağlıklı bir çocuk yetiştirmek istiyorsak eş seçimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle birinci adımımız bu. Bunu espri olsun diye söylemiyorum. Bunun hakikati de var. İnsanlar genelde eşlerini seçerken bu kriteri hiç düşünmezler. İleride benim doğacak çocuklarım için iyi bir baba olacak mı ya da iyi bir anne olacak mı? Anne olma kabiliyetine sahip mi ya da baba olma sorumluluğunu üstlenebilecek biri mi diye düşünmezler. O yüzden birinci kritik evremiz eş seçimi. Eş seçimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdiysek, ondan sonraki ikinci kritik evremiz hamilelik dönemi. Annenin Hocam öyle hamileliği başladınız ki gerçekten enteresan bir yerden evet. başladınız. Tamam, eşini seçenler için önerilerimiz olabilir ama henüz bizi Artık izleyip de olan olmuş yani. olan Evet. olmuş. Eşini seçmeyen arkadaşlara o zaman bir iki cümleyle bence tavsiyede bulunursunuz siz. Nelere dikkat etmeliler? Çünkü siz benim bildiğim kadarıyla psikolog olarak ailelerle de çalışıyorsunuz. Danışmanlıkta verdiğiniz zamanlar oluyor en azından belki Evet. çevrenizde. O anlamda çok vakalar görmüşsünüzdür. Nelere dikkat Evet, etmeliler evet. desek? Ya Önerileriniz tabii ne olurdu? bu çok uzun, eş seçimiyle Bir konu. alakalı ayrıca konuşmamız gerekir. O zaman başlığımız Yani belli dediğim oldu gibi hocam. Bir dahaki yayına. evet. Asıl kriterimiz bu kişi. Çünkü anne baba olmak kolay bir şey değil. Yeni nesil için hiç kolay değil. Evleneceğimiz kişinin sadece bizi sevmesi, bizimle evlenmek istemesi yeterli olmamalı. Gerçekten o evliliğin sorumluluğunu alabilecek. Çocuk olduktan sonra da çok fazla değişime uğramadan hem o çocuk için hem anne ya da diğeri babaysa baba için anne aynı şekilde sorumluluklarını kaldırabilecek yeterlilikte olmaları gerekiyor. Aynı bu okul olgunluğu gibi bir şey. Yani Evet. yeterince olgunlaşmadan evliliğe adım atmamak lazım. Ama dediğim gibi bu çok uzun ve farklı bir konu olacaktır. Farklı bir konu. Evet, dilerseniz hamilelik döneminin ne tür etkisi var oraya ben atlayayım. Eşi Evet hocam. seçtik, işte çocuk istiyoruz ve hamilelik sürecine girdi anne. Annenin hamileliğe bakış açısı, annenin çocuğu kabullenişi ya da reddedişi. Çünkü her zaman hamilelikler istenen hamilelikler olmayabiliyor. Anne karnındaki çocuğu annenin duygusal olarak reddetmesi, doğacak çocuğun hem fiziksel hem de duygusal olarak bir takım zararlara uğramasına neden olabiliyor. Anne bazen karnındaki bebek için olumlu, bazen olumsuz duygular geliştirebiliyor. Bazen de çelişkili duygular geliştirebiliyor. Ve o çocuklar bunu tamamen algılıyorlar, anlıyorlar. Yani onlara böyle sıradan bir fetüs, hiçbir şeyin dünyanın farkında olmayan varlıklar olarak düşünmeyelim. Annedeki hormonal değişiklikler, duygusal geçişler çocuğa muhakkak yansıyor. Anne babanın ilişkisi burada çok önemli. Babanın hamilelik sürecinde anneye vereceği destek çok önemli. Çünkü anne ne kadar ruhen dingin, sakin olursa doğacak çocuk da o kadar sağlıklı oluyor ve doğum sonrasındaki sağlığını, fiziksel sağlığını bile bu durum etkileyebiliyor. Bu bir takım psikolojide şu an EMDR denen travma tedavisi yöntemi var. Belki birçok arkadaş duymuştur bunu.
Mesela EMDR tedavisi yapılan bireylerin anne karnındaki bebekliklerine, o gelişim dönemine kadar iniyorlar ve orayı düzeltmeye çalışıyorlar. Çünkü birçoğunda orada sıkıntılar olduğu görülüyor, gözlemleniyor. O zaman hocam bu dönemde özellikle çünkü tabii konumuz ve yaş dönemleri çok fazla. Bilmiyorum bizim yayınımız 45 dakika sığdırabilir Evet, miyiz onu da evet, bilmiyorum ama evet. önümüzdeki zamanlarda tekrar ağırlarız ama şöyle de gidebilir miyiz? Yani bu dönemde mesela bir baba nelere dikkat etmeli? Anne nelere dikkat etmeli? Şimdi annede Hamilelik hormonal döneminde. değişiklik, evet, annede hormonal değişikliklerin etkisiyle birlikte duygusal dalgalanmalar oluyor. Öncelikli olarak anne duygusal olarak çok hassasiyet kazanıyor. Ben çok enteresan vakalarla karşılaştığımı söyleyebilirim. Yani bir reklam filmi izlerken işte düşen çocuğu görüp, halbuki bir reklam filmi, oturup ağlayan hamile anneler biliyorum. O denli garip duygulanımlar yaşayabiliyorlar. Burada babanın bunun gelip geçici bir süreç olduğunu bilmesi gerekiyor ve anneye o anlamda destek olması gerekiyor. Özellikle ilk çocuklar için bunu söyleyebilirim. Gerçekten çok farklı bir deneyim. Yani ben hani üç çocuk annesi biri olarak ilk çocuktaki yaşadığım deneyimler çok daha bambaşka gelmişti. Çünkü çok daha mucizevi gelmişti size. İlk kez o mucizeyi yaşıyorsunuz ve orada bir olgunlaşma oluyor. Ondan sonrakilere biraz daha itidalli yaklaşıp daha sağlıklı ilerleyebiliyorsunuz. Özellikle ilk gebeliklerde babaların anneye destek olmasını tavsiye ediyorum. Sonradan çıkacak problemlerin hem çocukta hem annede hem eşler arası ilişkilerde önlenebilmesi adına. Galiba Hamilelik moral ve dönemi motivasyon anlamında özellikle eşlerinin morallerini yüksek tutma anlamında biraz daha yani sabırlı ne olmaları ister ki gerekiyor. bir Daha sabır. kadın? Tabii Değil tabii mi? biraz sabır, gelip geçici olduğunu bilsinler. Hatta hamile bayanlar da bunu bilirse işleri daha da kolaylaşabiliyor. Bu geçici bir süreç. Bu duygusallığım çok normal değil. Ama geçecek, normale döneceğim desinler. Bu tabii normallik ne zaman ulaşıyor? Çocuk şöyle bir 2-3 aylık olduğunda, hani o lohusalık dönemini atlattıktan sonra, o lohusalık döneminde de fazla hassas olabiliyor anneler. Orada eşlerin yapacağı şey destek olmak. Duygusal Evet. anlamda. Sonra tabii kritik evreler, epey bir kritik evre var. Ben böyle zihnimde şekillendirmeye çalıştım en kritik evreleri. 0-2 yaş doğumdan sonraki dönem, evet çok önemli, çok çok önemli bir evre. Temel güven duygusunun geliştiği bir dönem, bağlanma problemleriniz oluştuğu dönem. Anneye sağlıklı bir şekilde bağlanması gerekiyor bir bebeğin. O sağlıklı bağlanma gerçekleşmediği zaman ileride nevrotik ya da daha farklı depresif kişilikler diyebileceğimiz kişilikler geliştirebiliyorlar. Kimlik gelişimlerinde problem olabiliyor çocukların. Ve çocuklukları anne çocuk ilişkisi bağlamında çok daha sıkıntılı geçebiliyor. Artı bunlar yetişkin olduklarında da hani hep böyle psikolojik tedavilerde, yaklaşımlarda şöyle söylenir. Çocukluğunuza inelim, çocukluğunuza inelim. Oraya kadar inmek gerekebiliyor bazen. O bağlanmanın gerçekleşmesi için de annenin her ihtiyaç duyduğunda çocuğuna cevap vermesi gerekiyor. Biz daha önceki kitaplarda, eğitim metotlarında bundan 20 sene öncekileri kastediyorum. Daha böyle katı, gaddar, disipline bağlı, Avrupai diyebileceğimiz disiplin metotları bizlere öğretilirdi. İşte çocuk her ağladığında gitmeyin, her istediğinde emzirmeyin, saatle emzirin, ağladığında bir altı kuruysa, karnı toksa sakın şey yapmayın, gitmeyin yanına gibi, bekleyin ağlar ağlar susar gibi. Aslında yeni metotlar, yeni psikolojideki gelişimler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Artık bizim hani doğu toplumlarında her ağladığında anne emzirir, her emzirdikten 10 dakika sonra yine emzirir. Çocuğun ihtiyacı vardır. İhtiyacı olmadığı sürece çocuk ağlamaz. Ben 20 yıl önce de inanmıyordum buna ve uygulamıyordum. Şimdi tekrar psikoloji ilminin bu noktaya gelmiş olması beni sevindiriyor. Şimdi yeni kitaplarda şunlar yazıyor. Çocuğunuz ağladığında hemen yanına koşun. Asla ağlatmayın. Onun ihtiyacını giderin. Çünkü ihtiyacınızı gidermediğiniz zaman güvensizlik oluşur. Zavallı
bir canlı. Kendi ihtiyacını kendisi gideremiyor ve ona yardımcı olacak tek varlık annesi. Anne istediği an yanında olmadığında çocukta güven duygusu, özgüven duygusu zedelenir ve ileriki yaşlarda diğer insanlarla olan sosyal ilişkileri de bundan olumsuz anlamda etkilenir. Bağlanma problemi çalışan annelerde biraz daha riskli görünebiliyor. Korkmasınlar. Hani her ihtiyaçları olduğunda sadece onları emziren anne değil, bir bakıcı, bir yardımcı da aynı işlevi görebilir. Aynı sevgiyi çocuğa veriyorsa çocuk ondan da bu güveni alabilir. O yüzden endişelenmesinler, şey yapmasınlar. Biz işte çocuğumuz çalıştı, bakıcıda büyüdü, yuvaya gönderdik gibi düşünerek kendi canlarını sıkmasınlar. Onunla birebir ilgilenen, özellikle 0-2 yaşta bu çok önemli bağlanma olayı. 0-2 yaşta güven duyabileceği bir bakıcının olması da çocuk için çoğu zaman yeterli oluyor, o sevgiyi verecek kişinin olması. Tabii sevgi, anne çocuk ilişkisindeki sevgi çok önemli burada. Sevgide eksiklik Evet. olabilir. Sevgide eksiklik olduğunda ilerleyen yaşlarda nevrotik kişilikler geliştirebiliyor çocuklar. Hatta psikoza kadar varan süreçlere gidebiliyorlar. Şizofreninin temelinde bunlar yatabiliyor ve birçok psikiyatrik hastalıkların temelinde anneden gelen sevgi eksikliğinin, ilgi eksikliğinin yattığı biliniyor. Verebildiğimiz kadar sevgi verelim çocuklara. Belki de başka çok fazla bir şey vermemize gerek yok. Özellikle bu 0-2 dönemde yaş hocam, böyle. ha 0-2 yaşta şunu dikkatimi çekti. Ağladığı zaman hemen ulaşın, hatta ağlamaması Evet, için ulaşın. ağlatmayın. Ama genelde biz şöyle bir şey bilirdik, galiba bunu yanlış biliyoruz. Yani çocuk ağlayarak size bir şey yaptırmaya alışır. Dolayısıyla her ağladığında buna karşılık vermeyin olarak biliriz. Bu artık değişti mi hocam? İşte onu söylüyorum. Bu değişti. Aslında bizim kendi doğu toplumlarında bu böyle değildi. Doğu toplumlarında biz her ağladığında emzirirdik. Bence doğru olanı biz yapıyormuşuz. Şu an aynı şekilde Batı psikoloji ekolleri tamamen bu sisteme dönmüş durumdalar. Çocuk ihtiyacı varsa ağlar, çocuk ihtiyacı yoksa ağlamaz. Dünyaya güvenebilmesi için ağladığında yanında muhakkak birinin olması gerekir. Onları böyle hani çocuğu bir başına bırakıp kendi kendine susmasını beklemek aslında gaddarlık, vicdansızlık. Ondan sonra işte belki bizim toplumumuzda daha az yaygın ama o anneler babalar da yaşlandığında rahatlıkla alıp huzur evine götüren çocuklar yetiştiriyorlar. Onlara göre de bu mantıklı oluyor. Orada daha mutlu olacaklar, daha sosyal ortamlar olacak. Bize ihtiyaçları yok gibi. Evet, bu şey şu an değişmiş durumda ki Peygamber Efendimizin hadisi şerifi vardır bu konuyla ilgili. Tam ravisini şu an hatırlayamıyorum ama aklımda kalan şekliyle söyleyeyim. Çocuklarınızı ağlatmayın diye hadisi şerifi vardır. Ağlatmayın ve her ihtiyaç duyduklarında yanlarına gidin şeklinde. Ben hep onu benimsemişimdir. Hem kendi Çok çocuklarımla güzel. ilgili hem de bana gelip danışan herkese bunu önermişimdir. İhtiyaç, mesela şunu söylüyorlar yeni ekoller. 2 yaşına kadar anneyle yatabilir. Anne emziriyorsa 2 yaşına kadar özellikle çalışan annelerin çocuklarıyla yatabileceğini, çocuk çünkü anne gündüz çalışıyor, gündüz çok fazla çocuğu göremiyor, gece emmek istiyor çocuk. Anneyle yatmasının daha sağlıklı bir bağlanma ya neden olabileceğini şu an söylüyorlar ve bunu öneriyorlar. Çok Hocam enteresan değil aslında mi? çok, Çok farklı şeyler. evet, enteresan farklı şeyler Evet. söylüyorsunuz ve bence bir tartışma Evet. konusu olacak gibi geliyor bana. Özellikle Hı. sizin alanınızdaki psikolog arkadaşlarımız ya da rehber öğretmenlerimiz bu konuda acaba ne Hı düşünüyorlar? Şu anda ben arka planda onu düşünüyorum. Çok hı. Hı. alışagelmişten daha farklı bir şey söylüyorsunuz. Aslında Ama yeni sistem böyle yeni. Hı. her yayında şunu fark ediyorum. Anadolu'daki gerçekten bizim annelerimiz, işte ninelerimiz zannedersem farkına varmadan hep doğru yöntemler uyguluyorlarmış. Yani çocuk yetiştirmedeki çocuğa verilen sorumluluktan tutun, işte çocuk bir şey yaptığında ona karşı yaklaşımdan tutun. Her şeyde herhalde biraz farkına varmadan çok doğru davranışlar sergiliyorlarmış. Her yayından sonra bunu biraz daha şahit oluyorum, Evet. farkına varıyorum. Bilmiyorum siz katılır Evet, mısınız? evet.
Katılıyorum. Hatta ben hem kendi çocuklarımı yetiştirirken hem okulda ya da farklı danışanlarla konuşurken şunu fark ediyorum. Annelerimizin sabrı bizde yokmuş. Geçmiş nesillerin sabrı bizde yok. Belki eleştirdiğimiz noktalar var. Mesela kundak olayı vardır Anadolu Evet. kültüründe. Evet. Biz mesela ben orada her şeyi düşündüm. Yani bu şimdiye kadarki her şeyi yaptım ama kundak noktasında kundak sarmadım çocuğa. Şimdi yeni batılı psikologlar kundaklama metodunu öneriyorlar. Çünkü anne karnındaki gibi çocuk sıkı bir ortamda, yani dar bir ortamda, elleri kolları birbirine kenetlenmiş durumda ve sıcak ve güven duygusu. Yani kundakla birlikte aslında çocukta güven duygusu gelişiyormuş ve şu an batıda kundak satılıyor çocukları kundaklamak için. Tülay Hocam bir yorumu var, paylaşayım. Sonra bir 0-3 dönemle ilgili bir şey sormak istiyorum. Empatik olarak hissettiklerimize bilimsel olarak tercüman olan Kani Hocama teşekkür ediyorum demiş. Evet. Sonra bir tartışma başladı. SNG LATK diye kodluyorum. Takipçi arkadaşımız Avrupa Anadolu kültürünü öğrenmeli demiş. Hasan Ayar zannedersem sizin yakınınız biliyorum. O da Evet. Anadolu Avrupa kültürünü öğrenmeli diye bir yorumda bulunmuş. Hocam tartışmanın Evet. fitilini ateşlediğimizi bir Her söyleyeyim. ikisini de öğrenmemiz gerekiyor. Ben mesela psikoloji okurken de 20 sene önce hem batılı psikologları okurdum, hem doğulu, çok psikolog yoktu o dönemde, şimdi arttı. Doğulu psikologları da okurdum. Doğulu filozofları da okumak gerekiyor. Ve o zaman şuna çok üzülmüştüm. Biz tamamen batı endeksli bir psikoloji eğitimi alıyoruz Türkiye'de. Yani Mevlana'nın Mesnevisini okumadığım için çok üzülmüştüm. Çok daha genç yaşta Mesnevi'yi okumalıymışım diye düşündüm. Çünkü psikolojiye dair, insana dair çok fazla bilgi var. Çok fazla alacağımız şey var. Aynı şekilde ben mesela bir Dostoyevski hayranıyımdır. Dostoyevski'nin neredeyse Freud'dan çok daha iyi insanı analiz ettiğini düşünürüm. Keyifle okurum ve psikoloji öğrencilerine de tavsiye ederim Dostoyevski okumalarını. Batıyı da öğrenmeliyiz, Doğu'yu da öğrenmeliyiz ama bizim bir temelimiz olmalı, bir değerler kriterimiz olmalı. Onlarla örtüşenleri almalıyız bana göre. Yani ben batılı, biz batılı değiliz. Çocuklarımızı tamamen batılı gibi yetiştirmemiz çocuklara da haksızlık olur. Tam onlarla örtüşmezdi. Biz hem kendi kültürümüzü hem dünya kültürünü harmanlayarak o tarzda çocuklar Ya da yetiştirmeliyiz. Batı'dan aldığımız iyi örnekleri aslında kendi kültürümüze ve kendi genetik yapımıza uygun bir şekilde çevirerek aslında Tabii, belki uygulamakta tabii. fayda var. Aslında eğitimdeki bütün yaklaşımlarda bence yapılması gereken bu. Bazen Hı biz direkt kopyalamaya çalışıyoruz ama bize hı. uygun Hı. değil. Yani bizim Evet. çevremize uygun değil, kültürümüze uygun değil. Peki hocam, ben 0-3 yaş döneminde daha önce kulaklar açındasın Şahin hocam, iyi tanırsınız. Onunla görüşürdük ve 0-3 yaş döneminde özellikle çocuklar ameliyat falan geçirdiğinde, bir operasyon geçirdiğinde ileriki Hı. yaşlarda etkisi olduğunu bilirim. Bundan Evet, bir evet. bahseder misiniz? Ne gibi Hı etkisi hı hı. oluyor? Şimdi 0-3 yaş özellikle beyin gelişiminde, hatta 0-2 yaş beyin gelişiminin en kritik evrelerinden. 0-6 yaşta beyin gelişiminin yaklaşık olarak %80'i tamamlanıyor. Beyindeki bağlantıların ciddi anlamda kurulmuş olması gerekiyor 6 yaşına gelindiğinde. 0-3 yaşta alınabilecek bir narkoz ya da travmatik bir kaza diyelim, çocuğun beynini ya da farklı organlarını zedeleyen, özellikle narkoz diyelim, oksijen alımıyla alakalı bu. Çocuklarda dikkat sorununa, öğrenme güçlüklerine yol açabiliyor. Çünkü beynin gelişiminde bir arıza, böyle bir sekteye neden olabiliyorlar. Bu nedenle o yıllarda mümkün mertebe çocuklarımızı hani çok ihtiyaç olmadıkça narkoza maruz bırakmamak lazım. Bize gelen çocuklarda da çok fazla oluyor. Hani dikkat eksikliği için
Çocuğun özgeçmiş bilgilerini alırken bir ameliyat geçirdi mi diye soruyoruz. Sorduğumuzda genelde işte bir ameliyat geçirdiğini, aslında ameliyatın kendisi çocuğa zarar vermiyor. Zarar veren narkoz oluyor. Yani Narkoz. çocuk bir kalp ameliyatı tabii, mümkün mertebe maruz bırakmamak lazım. O yaşlarda yaşanan başka türlü hastalıklarda hani yüksek ateş gibi çocuklarda bir takım sıkıntılara neden olabilir. Olmadığı durumlar da olabiliyor. Yani illa olacak değil ama riskli. Riskli olduğu için riskli şeylerden biraz kaçınmak lazım. Tabii yani sonuçta dikkat etmek, kaçınmak gerekiyor mu? Bazen de gerekiyor, mecburen oluyor Tabii o yaşta hayati çocuklar. olduğunda. Hayati olduğunda mutlaka bu yapıyorlar ama ben şunu, olayın biz tarafı yani eğitimciler olarak nasıl bakmamız gerektiğini bir sormak istiyorum. Yani mesela ilkokulda okul çağındaki çocukların bazı davranışlarını hani gerçekten bazen yapabiliyoruz ya, nasıl böyle davranır? Yani o çocuk bir sıkıntı var ama anlamlandıramıyoruz belki. İşte burada belki bakışımızı değiştirmeli miyiz? Yani bu çocuk acaba ya da bilir kişiye, özellikle okul rehberliğine ya da psikologlara danışmalı mıyız? Geçmişinde farklı bir şey mi yaşadı acaba mı demeliyiz? Ne dersiniz bu konuda hocam? Yani bize ne Yani önerirsiniz? Öğretmenlere ne önerirsiniz bu konuda? geçmişinde farklı şeyler yaşaması çok öğretmenleri aslında ilgilendirmediğini ben görüyorum. Yani onlar önlerindeki çocuğa bakıyorlar ve o çocukla ne kadar yol alabildiklerine bakıyorlar. Öğrenme güçlüğü, hani diyelim ki çocukta öğrenme güçlüğü olduğunu tespit ediyorsunuz. Öğrenme güçlüğünün neye bağlı olarak ortaya çıktığı o süreçte öğretmeni çok ilgilendirmiyor açıkçası. O öğrenme güçlüğüne odaklanıyor ve ben bu çocuğa nasıl daha iyi öğretebilirim odaklanıyor. Doğrusu da o zaten. Artık yapacak bir şey yok çünkü. Hani bir şekilde çocuk öğrenme güçlüğü ya da dikkat eksikliğiyle karşısına gelmiş oluyor. Burada çocuğa uygun yaklaşım metoduyla onun benliğini çok zedelemeden, onu da onore ederek çocuğun kişilik gelişimine katkıda bulunması gerekiyor öğretmenlerin. Yani çocuk öğrenme güçlüğü yaşıyor diye, dikkat eksikliği yaşıyor diye onu böyle özürlü gibi düşünüp ayrı bir kategoriye koyup o çocuğu gelmek ya da kendilerine külfet olarak görmek bir eğitimcinin yapmaması gereken bir şey. Ama bazen öğretmenlerimize zor geldiği olabiliyor ki anne babalara bile zor geliyor. Yani böyle bir çocukla uğraşmak, bir şeyleri öğretebilmek hiç kolay değil. Ben hep şunu söylüyorum, çocuğumuzun akademik olarak kapasitesi neyse onu kabullenmemiz gerekiyor. Anne babaların bunu kabullenmesi gerekiyor. Bütün çocuklar çok zeki olamaz, bütün çocuklar çok yetenekli olamaz. Ama bütün çocuklar kıymetlidir, değerlidir ve bana göre her çocuğun içinde bir cevher vardır. Anne babalar tek bir noktaya odaklanmak yerine, örneğin işte matematik başarısına, Türkçe kelime bilgisine, okuma hızına odaklanmak yerine çocuklarının içindeki geliştirilebilecek tarafları bulmalarını tavsiye ediyorum. Dikkat eksikliği de olsa, öğrenme güçlüğü de olsa, ne olursa olsun her çocukta bir cevher olduğuna inanıyorum ve onu ön plana çıkardığınızda o çocuk hayatta çok başarılı bir çocuk olabiliyor. Akademik olarak başarısız olsa bile hayat başarısı çok yüksek olabilir. Bu hem öğretmenlerin hem anne babaların elinde. Tabii biz okul dönemini atladık. Okul döneminde önceki kritik Yok, oraya evreleri. geleceğiz. Çünkü 0-3 biraz ilerledik aslında ama ben Evet. 0-3'ü konuştuk, anne karnını konuştuk. Hatta eş seçimi önce, eş seçim. Evet. Sonradan dahil olanlar için bir özet geçelim. Önce eş seçimine dikkat ediyoruz, çocuk gelişimine evrelerinden önce. Tamam, sonra evlendik, Allah nasip etti. Sonra hamilelik dönemine dikkat ediyoruz. Özellikle babalara büyük bir rol düşüyor burada. Ne demiştiniz? Sabırlı olacağız. Daha çok sabırlı olacağız. O Evet. dönemlerin geçeceğini bileceğiz. O Ve çok önemli. özellikle eşimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya gayret göstereceğiz. Daha dikkatli olacağız. Ne için? Çocuğumuz için, çocuğumuzun geleceği için, Evet. ileriye iyi nesiller yetiştirmek için. Sonra 0-3 dönemi önemli. Orada özellikle güven ilişkisi. Burada tabii çok çarpıcı şeyler söylediniz. Tamamen şu anda alışa gelenlerin tam tersi bir yaklaşım sergilendi aşağı Evet. yukarı.
Çocuklarınızı ağlatmayınız diye bir hadis-i şerif de paylaştınız hocam. Dolayısıyla çocukların ihtiyacını karşılamak gerekiyor o dönemde. Yine en önemli bir ihtiyacı sevgi ihtiyacından mahrum etmeyelim dediniz. Şimdi gelelim okul öncesinden ziyade çocuk ne zaman okula başlama olgunluğuna kavuşuyor hocam? Buradan girelim mi yavaş yavaş? Yok, oradan girmeyelim. Yuvaya mı Şöyle girelim? yapalım. Yuvaya mı Yok yok, girelim? yuvaya gitmeyin. Tuvalet eğitimine Ha, gidelim. ya 2 yaş tamam, o yaşının dönemde 0-3 2 yaşta yaş 0 3'te tuvalet tuvalet eğitimi, eğitimi. tamam. Evet, tuvalet eğitimi çok önemli ve çok kritik bir evre. Yani Evet belki hocam. bu çok bilinmiyor olabilir ama bir insanın ruhsal gelişimindeki en kritik evrelerden biri tuvalet eğitimi. Orada kısaca geçeceğim, süremiz de sınırlı biliyorum. Hocam Tuvalet şu eğitimine belli çok oldu, erken. bu arada sözünüzü kesiyorum ama şu belli oldu, çocuk gelişiminde kritik evreler 2 başlığıyla tekrar sizi yayına alacağız, o belli oldu. Ya da insan gelişiminde diyeceğiz onu, böyle genelle daha Evet, genel genelleyeceğiz. çerçevede insan Evet. gelişiminde de çok fazla kritik evre var çünkü. Evet. Şimdi tuvalet eğitiminde çok erken yaşta başlandığında bu çok önemli. Özellikle bunu söylemek istiyorum annelere. Çok erken yaşta başladıkları zaman annelerde böyle bir gurur oluyor. Aa, işte benim çocuğum 9 aylık çişini söylüyordu, tuvaletine gidiyordu falan, 10 aylık, 1 yaşında. Ben böyle inanamam, inanın inanamıyorum böyle, nasıl yaptınız? Yaptı, söyledi. Aslında bu çocuklar çok riskli yetişkinlere dönüşüyorlar. Korkular, özellikle korkular ve obsesif kompulsif kişilik bozuklukları yanlış tuvalet eğitiminden kaynaklanabiliyor. Aşırı titiz olunması obsesyonlara neden olabiliyor. Korkutabiliyorlar çocukların tuvalet eğitimini verirken. Bu aynı şekilde çocukları ileride obsesyonlara ve korkulara, nevroza sürükleyen bir süreç oluyor. O yüzden tam vaktinde başlamak lazım. Yani 2 yaşını doldurmadan önce çocuklara tuvalet eğitimi verilmemeli, korkutulmamalı, asla korkutulmamalı, tehdit edilmemeli, çok esnek bir şekilde. Bunu hani sadece bir psikolog olarak değil, 3 çocuk yetiştirmiş, 3 tane çocuğu da tuvalete alıştırmış bir anne olarak söyleyeyim. Orada oğlum arada böyle taciz mesajları yazıyor. Onu nasıl tuvalet Evet, eğitimi farkındayım. Bence yazmasın. gerçekleştirdiğinizi anlatabilirim. O yüzden bir an önce Aynen, sustum. katılıyorum. Evet, yoksa anlatacağım yani. Anlatacağım, pişman olabilir. Şimdi üçünde de zorlanmadım. Neden? Çünkü hazır olduğu zamanda başladım. Ama en çok korktuğum, çocuk yetiştirirken en çok korktuğum noktalardan biri budur. Acaba tuvaletini böyle kazasız belasız alıştırabilecek miyiz diye. Eğer hazır değilse çocuğunuz ortalara yapacaktır zaten tuvaletini. O zaman anlayacaksınız ki çocuk hazır değil. Hemen unutturun. Hemen unutturun o eğitimi. 1 ay, 2 ay sonra çocuk unuttuktan Tuvalet sonra bezine devam. tekrar başlayın. Evet, devam edin. 1-2 ay sonra, çünkü o olgunluğa gelen çocuk sizi çok uğraştırmadan en geç 3 gün içerisinde onu öğrenecektir. Siz de o zaman işiniz kolaylaşacak, çocuğunuza da Yani ekstra bir akışına mı travma yaşatmamış bırakacağız? Peki olacaksınız. 2 yaşta Yok, başlıyoruz. çok da Ne kadar? bırakmayın. Hayır, Ha, çocuk zaten kendini belli eder. 2 yaşı ne kadar mesela, kaç yaşa uygundur. kadar normal hocam? Şimdi erkek çocuklarda biraz daha geç olabiliyor. Kız çocuklarda tuvalet olgunluğu 2 yaş civarında artık başlayabilirsiniz. 2-2,5 yaş arası. Erkek çocuklarda 3,5'a kadar çıktığı oluyor. 4 yaşına kadar çok endişe etmeyin. Genelde 4 yaşına kadar öğreniyorlar. Çocuk özürlü, hani engelli değilse, zihinsel bir problemi yoksa zaten 6 yaşındaki normal bir çocuğun, hiç ben görmedim şimdiye kadar, tuvalet eğitimi almamış bir çocuk görmedim. O yüzden en geç 3,5-4 yaş civarında öğrenecektir ama çoğu çocuk bu yaşa kalmaz. 2,5-3 arasında bitmiş olur tuvalet eğitimi. Sonra bu dönemde yine çocuklarda, mesela bu bana çok soru olarak gelir, mastürbasyon yaptığını söyler aileler. Çocukların işte cinsel organlarıyla oynadıklarını söylerler. Bu da gelişimsel bir şeydir. Burada da panik yapmamaları lazım. O tuvalet eğitiminin olduğu dönemlere denk gelir ya da peşine hemen böyle 3 yaş civarında, 2-3 yaş civarında, 4-5 yaşa da sarktığı olabilir. Hemen çocuğumuz efendim ne yapıyor, sapık mı, çok çirkin şeyler yapıyor gibi düşünmesinler. Çocukların o noktaya odaklamasınlar, uyarmasınlar o konuda. Böyle onu ellerini meşgul ederek, dikkatini dağıtarak
Çocuğun bu süreci atlatmasına destek olsunlar. Hemen hemen %98'i atlatır. %2'si atlatamıyorsa o da ailenin yanlış yaklaşımından kaynaklanır. Hiç panik olmaya gerek yok. Biraz sabretsinler, geçecektir zaten. Ya o konuda Sonrasında devam edeceksiniz ama ben mesela okullarda mesela o çocukların o merakını özellikle birinci sınıflarda hep şahit oluruz. Çocuklar cinsel merakları ile alakalı herhalde işte özellikle erkek çocuklarda falan yaşarız. Bu o zaman aslında doğal bir durum değil mi yani? Burada biraz bizim doğal Tabii. karşılayıp olaya Bizim biraz daha için soğukkanlı doğal. yaklaşmamız gerekir. Yani biz eğitimci olduğumuz için her tür vakayı gördüğümüz için doğal ama anne babalar tek bir çocuklarında ya da hani iki çocuklarında, üç çocuklarında bunu görüyorlar. Onlar için bir panik algısı oluşabiliyor. Ama birçok şey aslında çocuk gelişiminde doğaldır. Panik yapmamak lazım. Tırnak yemeği de okul öncesinde genelde başlar. Parmak emme de olabilir. Bunların hepsinin dinamiğinde, psikolojik dinamikleri aşağı yukarı benzer şeylerdir. Ama çok çocuğa odaklanmadan, mesela tikler başlayabilir, tikler olabilir bu yaşlarda, bir takım davranış bozuklukları olabilir. Bunların birçoğu aslında geçer. Ama siz çok üstünde durduğunuz zaman, çocuğu çok uyardığınız zaman çocukta kaygı gelişir ve kalıcı hale gelir. Daha sonra ilaçla bile tedavi etmeye çalışsanız çok zorlanabilirsiniz. O yüzden biz, yani ben kendi yaklaşımım olarak birçok şeyin geçici olduğunu düşünüyorum ve aileler belki o yüzden benle konuştuklarında genelde rahatladıklarını söylüyorlar. Ama tecrübeyle bunları bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bazı durumlar var ki ufacık bir sinyal veriyor çocuk ama bu derin bir travmanın izi olabiliyor ya da derin bir davranış bozukluğunun nedeni olabiliyor. Bunu da ancak uzmanlar tabii anlayabiliyor. Uzmanlar. Anneler her şeylerinde panik yapmasınlar çocukların. Bu 3 yaştan sonra gidemiyoruz böyle 2 yaş 3 yaşa takıldık. Evet hocam biz Genelde ilkokulda kalacağız. Okul öncesine gelemeyeceğiz gibi durum var ama 3 yaştan sonra hemen ben bir iki yorum okuyayım siz hemen devam edin. Osman Mete çok kıymetli bir arkadaşım daha yeni bebeği oldu. Diyor ki Allah programımız daim bağışlasın. olmalı. Hocamızdan da Allah razı olsun. Bütün algılarımızı sizlere yönelttik. Dinliyor ve izliyoruz. Teşekkür ederiz bu dönemde Teşekkür faydalı ederim. bilgiler aktardığınız için demiş. Esra Muhammed arkadaşımız da emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Bu canlı yayının devamını bekliyoruz. Her pazartesi farklı öğretmenlerimizle saat 9'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu vesileyle şunu söyleyeyim. Bu yayınlarımız konuklarımızın da izniyle birkaç gün içerisinde YouTube'a yüklüyoruz. Önceki yayınları Eğitim Liderleri YouTube sayfasından izleyebilirler. Onu da söylemiş olayım. Kadim Hocam da sizi destekler bir şekilde bu süreçlerde rahat olmakta fayda var diye bir yorum yapmış. 2 yaş çocuğum var. Korkularına gülerek geçmesini öğretiyorum. Doğru mu yapıyorum diye bir soru gelmiş. Kadim Hocam böyle bir öğrencim vardı. Pasif kaldığına devam ettiğini, aktif olduğunda uzun süre yapmadığını gözlemledim diyor. Galiba biraz önce anlattığınızla bağlantılı. Evet hocam, buyurun. Soru 2 yaşında çocuğum var. Korkularına gülerek geçmesini öğretiyorum. Doğru mu yapıyorum? Evet, aslında şimdi korkular derken çocuklar 2 yaşındaki çocuğun bir takım korkuları varsa aslında bu çocuğun zihinsel gelişimini, bilişsel fonksiyonlarının güzel çalıştığını gösterir. Zeki çocuklar korkarlar çünkü tehlikeyi sezerler, tehlikeyi anlarlar. O açıdan da bakmak lazım. Güzel bir metot yapıyor. Belki hayattaki karşılaştıkları birçok sıkıntılı duruma hafifleterek, gülerek geçebilmeyi öğretmeleri, yaşam becerilerini geliştirme açısından faydalı olacaktır. Bence iyi bir şey yapıyor. Korku demişken çocuk eğitiminde en tehlikeli, en kötü metot çocukları korkutarak eğitmektir. Çocukları kesinlikle korkutmayalım. Hiçbir şekilde korkutmayalım. Ne kendi sevgimizi vermemekle korkutalım. En büyük korku da, kaynağı da budur. Yani şunu yapmazsan bak seni sevmeyeceğim. Artık anneler, babalar bu kadar bilinçsiz değil ama karşılaştığımız dönem dönem karşılaştığımız şeyler. Sevgimizi de korkutmayalım, cezayla da korkutmayalım. Mümkün mertebe çok saldırgan, şiddet içeren cezalara maruz bırakmayalım çocuklarımızı. Çünkü ceza gören, şiddet gören çocuklar bir süre sonra şiddetten zevk almaya başlıyorlar. Şiddetten zevk alan çocuk da karşı tarafa şiddet uygulayarak
Kendi de ayrı bir zevk alıyor. Yani o sadomazoşist kişilik dediğimiz kişilik gelişmeye başlıyor ve bu genelde şiddet gören çocuklarda oluyor. Tabii anne baba tutumları hani o tabii daha derin, daha farklı bir konu. Hani bu Evet. konuya girmişken o soru üzerine azıcık değinmek istedim. Hani çok koruyucu, tam tersi çok koruyucu, kollayıcı yaklaşımlar da çocuklarda farklı sıkıntılara yol açabiliyor. Örneğin okul hayatına adapte olmalarında en çok korunan çocuklarda zorlandıklarını biliriz. Siz de test etmişsinizdir. Ben çok uzun yıllar anaokulu yaşındaki çocuklara danışmanlık yaptım. Orada mesela veli sorardı. Hocam şeye girerken, servise verirken çocuk sürekli ağlıyor. Ne yapayım? Ne kadar zaman oldu? İşte bir ay oldu. Bir aydır ağlıyor. Evet ağlıyor. Siz ne yapıyorsunuz o sırada diyorum. Siz de mi ağlıyorsunuz? Yok. Evet ben de ağlıyorum. Tabii çocuk ağlayınca ben de ağlıyorum. Aslında ayrılamayan kendisi. Birçok anne Evet. baba da ben bunu defalarca kez sormuşumdur bu ayrılma olayında. Siz de ayrılırken üzülüyor musunuz, kaygılanıyor musunuz diye. Böyle bir durup düşündüklerinde evet ben de çok kaygılanıyorum diyor. Ve o kaygısı direkt çocuğa yansıyor. Annelerin duyguları çocuklara yansır, kaygıları ekstra yansır. Çocuk bunu hisseder. O yüzden anneler kaygılı olmasın. Kaygılarından dolayı çocuklarına kaygıyı yansıtmasınlar. Çünkü kaygı çok yıpratıcıdır. Yetişkinde en çok hayatı zehir eden unsurlardan biridir bu. Çok güzel. Korkutmayalım, ceza vermeyelim. Ama bazen ceza olabilir, yapıcı cezalar verebiliriz çocuğa. Bunlar belli mahrumiyetler olabilir, mahrum bırakmalar olabilir. Ben hep şunu söylerim, sorunlu da hani hocam ne yapalım işte sorunlu hani bir kusur yapıyor, sorun çıkarıyor her seferinde. Sorunlu davranış, problem davranış diyelim. Ortaya çıkmadan önce önlem almak, ebeveynin yapacağı en güzel şey budur. Bir örnek vermek gerekirse, örneğin çocuk arkadaşları, komşu çocukları, annelerle birlikte hani gelirler, günler falan olur. Oyuncaklarını paylaşmıyor. 4 yaşındaki bir çocuk. 4 yaşındaki, 3-4 yaşındaki bir çocuğun oyuncaklarını paylaşmaması aslında çok garip bir şey değil. Yani onda daha yeni yeni gelişen bir takım işte o sahiplenme duygusu falan vardır. Kendi mülkiyet duygusu falan gelişmektedir. Şimdi çocuk vermek istemeyebilir. Ve kriz yaşanır her seferinde. Anne de ne yapar? Mahcup olmamak için işte oyuncaklar ortaya koyar. Onu yapmak yerine basit bir önlem. Çocukla komşu çocukları gelmeden önce konuşup hangi oyuncaklarını paylaşmak istiyorsun? Hangilerini istemiyorsun? İstemediklerini kaldıralım. Çünkü çocuğa ait eşyalar onlar. Çok da Evet. zoraki paylaşmasını istemek de doğru değil. Kaldıralım. Hangilerini paylaşmak istiyorsun? Onlar ortada kalsın. Ama ortada paylaşmak istediklerin ortada duracak ve sorun çıkarmayacaksın gibi aklıma gelen basit bir örnekti bu. Yani sorun olan davranış ortaya çıkmadan önce önlemimizi alırsak işlerimiz çok kolaylaşır. Özellikle 2 yaş, 0-2 yaşta çocuklar genelde usudur. Çok ciddi bir problemi yoksa genelde usudurlar, anneye bağımlıdırlar. Ama 2 yaşında sosyalleşme başlar, babayla diyalog artar, baba dış dünyaya açılan penceredir. 2 yaşından sonra baba çok önemlidir çocuğun hayatında. Babayla birlikte sosyalleşmesi gerekir çocuğun. O zaman cezalar da başlar, yaptırımlar da başlar. 2 yaşına kadar çocuğa çok yaptırım uygulamazsınız. Ama 2 yaşından sonra bir şey için tutturur. İşte 3 yaşında inatçılık dönemi, kritik dönem, buradan oraya bağlayayım. İnatçılık dönemine girer. 3 yaşında inanılmaz inatçı olur. 4 yaşında zirve yapar bu. Çok sık rastlarız. AVM'lerde yüzüstü yatmış tepinen çocuklar, mağazaların önünde çekiştiren anneler, babalar falan. Bunlar genelde anne babaların sabırsızlığından artan durumlardır. İnatçılık çağı çocuk dönemindeki kritik evrelerden biridir. Bunu kabullenmemiz gerekir. Bu çağda çocukla inatlaşmamak gerekir. Benim çok sevdiğim bir şey var, söz var. Söz değil aslında da bir yerde okumuştum. Diyor ki inatçılık tek taraflı olacak bir şey değildir. Yani inatçı olabilmeniz için karşınızda inatlaşacak birinin olması gerekir. O olmazsa zaten problem yoktur. İşte ebeveyn çocuk ilişkisinde de böyledir. Çocuk inatçılık yapıyordur. İnatçılığı derinleşmiştir. Neden? Çünkü karşısında çok inatçı bir anne baba vardır. Çocuk tutturur, o tutturur. Burada sabırlı olmak gerekiyor. Çocuğun güçlenmesi için
kişisel olarak güçlenmesi için ve sakinleşmesi için ona zaman tanımamız gerekiyor. Gerçekten çok sabırlı olmamız gerekiyor. Ebeveynlik bir sabır işidir aslında. Tabii. Her anlamda sabır işidir. Bunun yaşı da yoktur. 0 yaşında da sabır etmeniz gerekir. 20 yaşında da sabretmeniz gerekir. O yüzden ebeveyn olduğunuzda evet ben daha sabırlı olacağım diye bunu baştan kabullenmeniz ve sakin olmanız. En sağlıklı anne babalar sakin anne babalardır. Sakin ve sabırlı olmayı öğrenmemiz lazım. Hocam inatlaşma deyince şimdi tabii bizim evreler daha 0-3'te kaldık. 0-3'ten sonra Hı, devam evet. edeceğiz. Bu yayının ikincisi kesinleşti. Dolayısıyla daha yuvaya gideceğiz, sonra çocuk okul öncesine gideceğiz, ilkokula Evet. gideceğiz, ergenliğe gireceğiz. En önemli evrelerden bir tanesi. Evet. Giremedik bunlara. Ama Evet. inatlaşma deyince aklıma şu geldi size anlatırken. Bölmemek için sormadım. Okullarda da aslında ebeveynlik sabır işi ama öğretmenlik, eğitimcilik de aslında sabır işi. Galiba okullarda da mesela bazı çocuklarda diyelim ki sınıf içerisinde özellikle küçük yaş grubundaki okul çağındaki çocuklarda diyelim ki bir etkinlik yapacaksınız ama bir tane öğrencimiz bu etkinliğe katılmıyor. Tamamen sınıf ortamında kendi başına hareket ediyor. Mesela masanın altına giriyor. Burada öğretmen inatlaşmasa ona şöyle bir şey ulaşabiliyor öğretmende. Şimdi ben onu görmezlikten gelirsem ya da inatlaşmazsam otoritem sarsılır mı? Diğer arkadaşlarıma karşı otorite sarsılır. Otoritem sarsılırsa bu sefer diğer arkadaşlara da benzer bir şey yapar gibi. Bu Evet. yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Ya yani şimdi bana göre her çocuk Küçük yaş grubu için bireysel söylüyorum olarak özellikle. anaokul için mi soruyorsunuz bunu? Anaokul ve ilkokul için. Yani daha çok aslında anaokul birinci sınıflarda Anladım. daha çok belki ana sınıfta Anaokulunda daha bu çok. çok sıkıntı olmayabiliyor. Bu idare edilebilir bir şeye dönüşebiliyor anaokulunda. Aynı şekilde anaokulunda aslında idare edilebilir oluşu çocuğun benzer davranışı ilkokulda da sürdürmesine neden oluyor. Öncelikle problem davranış neden kaynaklanıyor? Onu bulmamız gerekir. Her zaman ben izleyen öğretmenler de var burada. Şöyle bir bakış açısı geliştirmelerini istiyorum. Her şeye direkt bakmasınlar, önyargıyla asla yaklaşmasınlar çocuk davranışlarına. Davranışın nedenini keşfettiğiniz zaman, aynı bu siz matematikçisiniz bilirsiniz. Yani bir problemi Evet. anlamak, problemi yarı yarıya çözmek demektir, değil mi? Aslında bu Evet psikolojide de hocam. öyledir. Yani çocuğun probleminin kaynağını anlarsanız, çocuğun problemine uygun yaklaşım geliştirebilirsiniz. Ben açıkçası çocuğa öncelikle niçin bunu yapıyor diye düşünürüm. Her çocuk aynı nedenden kaynaklı aynı davranışı, benzer davranışı göstermeyebilir. Biri anne babasıyla sıkıntısı vardır. Ondan kaynaklı sıranın altında dikkat çekici davranışlar yapıyordur ya da gerginliğini atmaya çalışıyordur. Bir başkası öğretmenine tepki olarak bunu yapıyordur. Bir diğeri arkadaşlarının dikkatini çekmeye yönelik yapıyordur. O yüzden şimdi şunu öğretmenlere asıl önerim şu. Bir problem davranış her ortamda aynı şekilde ortaya çıkıyorsa bu bir davranış bozukluğudur. Örneğin hiperaktif diyebileceğimiz bir çocuk her ortamda hareketliyse, yerinde duramıyorsa, kıpır kıpırsa, odaklanamıyorsa bu çocuk her ortamda böyleyse bu çocuk için hiperaktiftir diyebiliriz. Amaçsız bir şekilde hareketlilik içerisindeyse. Ama aynı hiperaktif dediğimiz çocuk okul ortamında sakin ama evde koltukların tepelerinden inmeyen bir çocuk olarak size anne baba tarafından anlatılıyorsa bu çocuk hiperaktif değildir. Bir davranış eğer bir davranış bozukluğuysa her ortamda aynı şekilde kendisini gösterir. Örneğin çocuk o sınıfta sıranın altına girip öğretmeni çileden çıkarırken, işte atıyorum Türkçe dersinde bunu çıkarırken, müzikte yapmıyorsa, resimde yapmıyorsa o zaman o dersle alakalı, o öğretmenle alakalı ya da o ortamla alakalı bir problem olduğunu düşünmemiz gerekir. Çocuk orada kendini anlatmaya çalışıyordur. Bir şekilde anlaşılmak istiyordur ve anlaşılmadığını fark etmiştir. O yüzden problem bir davranış sergiliyordur. Bu nedenle yani bu çocuk problemli diyebilmemiz için her yerde aynı problemi göstermesi lazım. Ortamdan kaynaklıysa problem ortamdadır. Ortamı düzeltmemiz gerekir.
Hocam tam şey olarak yayınımızın sonuna doğru çok önemli bir şey söylediniz. Hocam bu yayının ikincisi yapacağız. Tarihle ilgili tekrar görüşürüz sizinle. Kasım ayına kadar konuklarımız belli ama Kasım ayı içerisinde tekrar sizi ağırlamak isterim. Çünkü İnşallah. bunun daha hala daha başlangıçtayız. Belki üçüncü yayın gelmeli. Ben Evet, kendi adıma evet. söyleyeyim. Eğitimin içerisindeyiz ama kendi adıma söyleyeyim çok istifade ettim. Teşekkür ederim. Çok faydalı bilgiler aktardınız. Efendim bizi izleyenler adına öğretmenler, anne babalar belki de gençler izledi bizi. Onlar adına da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. Evet, biraz ben mi daldım diye düşündüm ama Yok, böyledir. çok Çünkü güzeldi. eğitim öyle çok 45 dakikada bitecek bir konu değil. Kritik dönemler de değil. Daha Aynen. herhalde 3 tane kritik dönemi Tamam, ben atlattık mesela sizin yani. yazar kimliğinizi de biliyorum. Oraya da girmek istiyorum. Mesela Aa, sizlerin çünkü çocukların dikkatini geliştirmeye yönelik evet. çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Hatta kendi çocuğumda da bu hazırladığınız setleri uyguladım. Evet. Onlardan da Evet. bahsedeceğiz. Hasan hocam, sizin oğlunuz tanıyorum. Dünya Çevirmenler Günü'ymüş. Unutmayın diyor. O zaman çevirmenlerin gününü Aa, kutluyoruz. öyle mi? Evet, ben Çevirmenlerin de günlerini kutluyorum burada. kutluyoruz. Bu yayınımızı Evet. hocam kendi hocamın izniyle YouTube'a yükleyeceğiz. Hocam izin alabiliyor muyuz şu anda? Sonra konuşalım. Evet, Tabii alabiliriz. tabii. Tamam. Tabii. Kaçıranlar, sonradan katılanlar Eğitim Liderleri sayfamızın YouTube sayfasından bu yayınımızı izleyebilirler. Herkese iyi akşamlar diliyorum.